Türkiye Gün Ortası'na hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Eda Özdemir. Bugün de sektörel bazlı konuşmalarımız olacak. Kıymetli konuklarımız olacak. Bize eşlik edecekler. İlk konuğumuz Alfa Invest CEO'su Mahir Mermer. Mahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. İlk olarak Alfa Invest'i tanıyarak başlayalım. Yani Alfa Invest Türkiye'de ticari gayrimenkul üzerine uzmanlaşmış bir aracı kurumdur. Yani ağırlıklı olarak ticari gayrimenkul deyince insanlar hani bazen konutla da karıştırıyorlar. Ofis, sanayi, lojistik ve perakende olmak üzere bu üç ana dalda hizmet veriyoruz. Bu bazen değerleme, raporlama, bazen de aracılık hizmetleri olarak devam etmekte. İstanbul A sınıfı ofis piyasası yılın ilk yarısını nasıl geçirdi diye sorarak devam edeyim. Genel bir değerlendirme yapacak olsanız ne dersiniz? Özellikle şimdi hani konut piyasasını biz konuşuyoruz. Konutta hani arz problemi olduğunu, talebi karşılayamadığını hep anlattık ama şu anda ofis piyasasında açıkçası bunun daha üst bir seviyesi yaşanıyor. 2018 yılından beri piyasaya yine arz gelmiyor olmasıyla beraber ister istemez tabii bir pandemi geçirdik. Talep zayıflamıştı ama son dönemde biz insanların ofise döndüğünü de gözlemlemeye başladık. Ayrıca tabii Türkiye'nin başına gelen üzücü depremler nedeniyle de çoğu şirket eski binalardan yeni binalara geçmeye başladı. Bu da özellikle hani bu 8 ayı değerlendirirken bunlara girmek istedim. Ofis, özellikle A sınıfı ofise bir ciddi talebin olduğunu gözlemledik. Yeni binanın gelmemesiyle beraber boşluk oranının çok hızlı düştüğünü görüyoruz. Yani geçmiş senelerde %25-%30 boşluk oranı varken şu anda İstanbul'da %5,5 seviyeleri konuşmaya başladık. Bu da ister istemez tabii kira rakamlarını yukarı yönüne etkilemeye başladı. Özellikle hani biz şimdi eskiden TL çok konuşuyorduk ama şimdi fiyatları daha iyi karşılaştırmak adına dolar. Döviz cinsinden söyleyeceğim. Evet, dolar şu anda 50 dolar metrekaresini görmüş durumdayız. Levent Maslak hattında. Yani neredeyse bu hızla gidersek yakında gelişmiş piyasalar olan yani Londra gibi Fransa'nın Paris şehrini yakalama ihtimalimiz var gibi duruyor. Ofis piyasasında peki boşluk oranı yüzde kaç olarak hesaplandı 2024 Ocak-Haziran arasını kabul ettiğimizde? Yani şimdi biz aslında 2022 senesi itibariyle boşlukta bir emilim görmeye başladık. Yani o zaman tabii pandeminin etkisiyle beraber ciddi boşluğumuz vardı %20-25 seviyelerinde. Şu anda bunu bu sene itibariyle yani sene başında aslında %8 gibi ölçüyorduk ama bu ay itibariyle %5-5,5 seviyelere düşmüş durumda. Bu da aslında İstanbul ofis piyasası için bir kırmızı alarm durumu. Gerçekten özellikle hani Ataşehir, Kağıthane, Levent, Maslak bölgelerinde ciddi bir stok problemi yaşıyoruz. Özellikle yabancı ve kurumsal şirketlerin ofis ihtiyacını şu anda karşılayacak metrekare talebi yok. Ve yakın vadede aslında bu bir problemin çözümü gözükmüyor. Çünkü çoğu müteahhit yeni ofis geliştirme niyetinde değil. En azından önümüzdeki yani süreçte kiralar biraz daha artarsa ve tabii ki ucuz finansman kaynaklarına ulaşma şansımız artarsa belki ileriki yıllarda tekrar ofis binalarını görüyor olacağız. Peki İstanbul'da öne çıkan yeni ofis bölgeleri var mı? Örneğin Bomonti bölgesi sonradan oluştu Şişli'de. Oradaki yapılaşmayı görüyoruz. Konut olarak da daha önceden belki çoğu insanın aklına gelmeyecek bir lokasyondu. Şu an oradaki ev fiyatları da çok artmış durumda. Bunun gibi lokasyonlar var mı? Şimdi tabii ofisin özelliği ofis binaları birbirleriyle beraber yaşamayı seviyorlar. Yani bakarsanız İstanbul'un hani bir gelişimine bakalım. İlk ofis piyasası İstanbul'da aslında Bankalar Caddesi'ni nitelendirebiliriz Karaköy tarafında. Tabii zamanla bu Levent Maslak hattına taşındı ve orası merkezi iş alanı oldu. Daha sonra tabii Anadolu yakasında güçlendiğini gördük. Ataşehir bölgesi, Kozyatağ bölgesi ve E5 üzerindeki aksın bir ofis bölgesi olduğunu gördük ve buna Ümraniye'yi de etkileyebiliriz. Ve bunların belli başlı sebepleri var. Bir, uygun arsaların olması. İki, ulaşım yollarının ve altyapısının olması. Şu anda en popüler gözde yer aslında Ataşehir gibi duruyor. Bunun da bir nedeni İstanbul Finans Merkezi'nin, Uluslararası Finans Merkezi'nin orada yapılmış olması. Yani biz hep Levent Maslak'ı popüler gördük İstanbul'da ama önümüzdeki yıllarda Ataşehir'in de ve Anadolu yakasında çok popüler hale geleceğini görüyoruz. Onun dışında tabii İstanbul'un kuzeyi de gündemde ama henüz onu konuşabilmemiz için gerçekten metro hattının yapılması ve insanların oraya gitmesi için bir neden olması gerekiyor.
Çünkü bakmayın sadece ofiste çalışıyoruz ama insanların sosyalleşme ihtiyaçları da var. Bu bir zaman dışarıda yemek yemek, kahve içmek ya da misafirlerinizi toplantıya çağırdığımızda ulaşılabilir mesafede olmanız gerekiyor. O yüzden yakın vadede kuzey değil ama İstanbul'un hani doğu batı aksı dediğimiz belki Maltepe ya da Kartal'a kadar uzanan aksın yakın zamanda konuşulması muhtemel. Ofislere genel talep ne durumda peki? Az önce spesifik bir konuyla ilgili talep çok da yok dediniz ama genel hatlarıyla baktığımızda nasıl bir talepten söz edebiliriz? Şimdi geçmiş yıllara göre hani 2014-15 yıllarına göre biz hep işlem bazına göre ölçüyoruz. Yani işlem bazı dediğiniz bir senede kaç metrekare ofis kiralaması işlemi olduğunu ölçüyoruz piyasadaki. Geçtiğimiz yıllara göre aslında hepsi sabit gelmiş. Bir tek 2013-14 yılları gerçekten 450 bin metrekareyi bulan bir kiralama hacmimiz vardı. Şu anda 100 bin ile 150 bin metrekare arasında değişiyor. Bu hani eğer Paris'e bakarsanız Paris'e 1,5 milyon metrekareye kadar çıkıyor. Yani aradaki fark gerçekten 10 katı. Talep artıyor ama yani şöyle gözlemlerimiz var. Piyasaya giren yabancı şirketler var. Bunlar küçük firmalar. 2-3 kişilik bir firma olarak gidiyorlar. Hazır ofislerde şu anda konumlanıyorlar. Piyasa uygun olduğunda da büyüyorlar. Bunlarda bir artış var. Size bahsettiğim gibi hani deprem gibi nedenlerden dolayı yeni binalara geçiş gündemde oldu. Bundan dolayı da bir talep artışı oldu. O yüzden talep biraz böyle yavaş yavaş artıyor. Ama dediğim gibi asıl en büyük problemi şu anda arz problemi. Şimdi not artışları geliyor Türkiye'de. 2 gün sonra Fed'in faiz indirmesi. Belki gerçekten Türkiye'ye hani biliyorsunuz 2 tane şu anda Çinli otomotiv üreticisi fabrikalarını kurmak üzere. Onların ofisleri de ihtiyacı olacak ve bunun birkaç örneği şu anda oluyor. Ama onu karşılayacak maalesef şu anda talebi karşılayacak bir ofis stoğumuz yok. Bir tek evet ofis stoğumuz, ofis arzımız yok. Bir tek İstanbul Uluslararası Finans Merkezi belki bir ölçüde bunu karşılayabilir gibi görüyoruz. Dediğinizi biraz daha açmanızı isteyeceğim. Mevcut ekonomi politikası ofis piyasasına nasıl yansıyor, nasıl dallandırırsınız? Şimdi etkilerini henüz hissetmedi ofis piyasası. Çünkü aslında matematik belli. Bir şirketin büyümesi için biliyorsunuz ciroların artması gerekiyor. Ciroların arttığı için ne olacak? Yeni ekip kurup işi büyütmesi gerekiyor. Ya da Türkiye'ye yeni girmiştir ve işte büyümek istiyordur ya da bir şirket satın almasıyla büyüyebilir. Şu anda mevcut politikaların henüz etkilerini ofis piyasası görmedi. Ama önümüzdeki dönemde görme ihtimali muhtemel. Bunu sadece Türkiye'nin yaşadığı problemleri değil, aslında global olarak da biliyorsunuz piyasalarda bir sıkıntı öngörülüyor. Özellikle yabancı şirketlerin bu kararları global olarak veriliyor. Yani bir de bunun üzerine bizim Türkiye'de yaşayacağımız ekonomik problemleri de etkilerseniz önümüzdeki dönemde birçok şirketin büyümek değil, yerinde kalmak, hani Allah korusun belki eleman çıkartmak noktasına giderlerse alan bırakmak anlamını da taşıyabilir. Ama her koşulda ofis piyasası yani binaları etkileyecek bir durum yok çünkü yeteri kadar arz yok. Ama biz önümüzdeki 1 yıl 2 yıl dediğim gibi kiralama işlemlerinde bir düşüş ya da şirketlerin büyüme isteklerinde çok fazla istekli olmayacaklarını tahmin ediyoruz diyelim. Bir konut piyasasına da parantez açalım isterseniz. Oradaki kira talepleriyle ilgili ve şu an genel görünümüyle ilgili neler söylersiniz? Ya şimdi biliyorsunuz artık sınırlama kalktı. Şu anda hani tüfe ortalamasına göre bir artış yapılacak. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani aslında böyle hatta bu 2018 yılında Türkiye'de bir konut balonu mu var konularını tartışıyorduk ama Türkiye biliyorsunuz çok genç bir nüfusa sahip. Özellikle büyük şehirler çok fazla göç de alıyor. İnsanlar okumaya geliyorlar. Okullarını bitirdikten sonra burada iş bulup burada yaşıyorlar ve burada evde çocuk sahibi oluyorlar. Bu demek oluyor ki aslında konutta bir talep olacak. Zaten onu da gördük. Yani şu andaki stoğun talebi karşılayamaması bir problem. Ben önümüzdeki günlerde yeni hani özellikle şu anda konut piyasasına satış anlamındaki durgunluk yeni projenin gelmesini geciktirecektir. Ama insanlar evlenmeye, çocuk doğurmaya ve büyük şehirlere göç devam edecek. Bu da demek oluyor ki biz çadırda yaşamayacağımıza göre evlerde yaşayacağız. Kira rakamlarının yukarı yönlü artacağını tahmin ediyorum. Bir de yeni çok fazla proje görüyorum billboardlarda.
olsun, tanıtımlarda olsun gerçekten ciddi anlamda çok fazla yeni proje geliyor. İstanbul bunu kaldırabilecek mi sorusu da doğuyor. Bu evler gerçekten dolacak mı sorusu da doğuyor. Hali hazırda da çok fazla ev var. Siz nasıl okuyorsunuz? Şimdi evet, bu kritik soru. Aslında bu soruları şehir plancılarına da sormak lazım. Hı hı. İstanbul bunu kaldırır mı sorusu. Yani bence insan sayısı olarak İstanbul yeterli büyüklüğe ulaştı. Bence başka şehirleri de geliştirmemiz gerekiyor. Başka şehirlere de yatırım yapmamız gerekiyor ama İstanbul'un hala bir gidecek yolu var. Ama ne kadar ev yaparsanız o kadar yol, o kadar metro yapmak zorunda kalacağız ve belki bir köprü daha yapacağız. Aslında bu bir sarmala dönüyor. Bu böyle devam ettiği sürece aslında hiçbir zaman kaynaklar yeterli olmayacak. O yüzden ben daha çok diğer şehirlere yatırım yapılmasını tavsiye ederim. Ama yatırımcılar ve geliştiriciler de haklı. Yani İstanbul popüler bir şehir. Konutların fiyatları anlamında diğer şehirlere göre tabii ki yüksek fiyatlar görüyoruz. Yabancının ilgisi de İstanbul'a ağırlıklı yüksek. İster istemez özel sermaye de bu tip yerlerde geliştirmek istiyor konutları. Şimdi çok fazla proje görüyorum dediniz ama yani satış rakamları çok iç açıcı değil. Türkiye'de çünkü özellikle orta gelirli halk genelde krediyle satın alma yapıyor. Şu andaki kredi faiz oranlarıyla bu satın almalar çok fazla gerçekleşmiyor. Ama şunu unutmayın, dediğim gibi bir talep birikmesi var. Bu talep birikmesi hani faizlerin biraz daha aşağı inmesiyle beraber ciddi bir bu tip projelere talep yaratacaktır diye tahmin ediyorum. Hani bu soru bana da çok geliyor. Konut piyasası ne olacak? Gerçekten faiz politikası değiştiği andan itibaren ben konuta eski yıllara göre çok daha fazla talep olma ihtimalini görüyorum. Bir de lojistik sektörüne bakalım isterseniz. Lojistik sektöründe nelerin altını çizersiniz şu anda öne çıkan? Genel görünümle ilgili neler söylersiniz? Şimdi aslında ofiste anlattığımızın aynısını lojistikte de konuşuyoruz. Lojistik bence biraz daha ciddi bir konu. Yani ofiste şunu yapabiliyoruz. Biliyorsunuz hepimiz evden çalıştık bir dönem. Yani hatta başka yerlerden bile çalışabiliriz. Ama sizler bu üzerindeki ceket bile bir yerde üretiliyor ya da yurt dışından getiriliyorsa bir yerde depolanmak zorunda. Daha sonra AVM'lere ya da kargo şirketleriyle bizim evimize ulaşıyor. Şimdi depolamada bir problemimiz var. Bu Türkiye genelinde geçerli. Yani İstanbul'daki verileri anlatayım size. 10 milyon metrekare bir ofis arzımız, stoğumuz var. Yeni gelen 500 bin metrekare yapılan bir stok var. Ve bunlar daha inşaat aşamasındayken kiralandı. Yani daha şu anda kazmaya vuruyorsunuz, depo gidiyor. Boşluk oranı %3-4 seviyelerinde. Ve çoğu da küçük depolar. Bizim çünkü lojistik dediğimiz, nitelendirdiğimiz şey gerçekten 10 bin ve daha yukarı metrekarelerden oluşuyor. Şu anda birçok şirketin maalesef ihtiyacını karşılayacak depo alanımız yok. Yenisi de yapılması çok zor. Sebepleri de belli. Yani bugün yani Tuzla ve Hadımköy dediğimiz bölgeler şu an lojistik anlamındaki en popüler yerler. Arsa fiyatları pahalı. 800 dolarları buluyor. Hatta 1000 dolarları gördüğü de var. Şimdi 800 doları bir yatırımcı alıp üzerine de 800 dolar metrekaresine bir inşaat maliyeti harcadıktan sonra depoyu kiralamak istediğinde kira rakamı 25 dolarları görüyor. Bu da açıkçası hiçbir lojistik şirketi için hani nasıl diyeyim efor edilebilir değil. Yani şu anda bakarsanız Tuzla piyasası 9 dolarlarla 11 dolarlar arasında metrekaresinde değişik kira rakamları. Yeni bina yapmanız için 25 dolara vermeniz lazım ki hani yaptığınız yatırım karşılığını görsün. O da şu anda ofis lojistik piyasasını biraz kitlemiş durumda. Daha çok eskiden arsa sahibi olmuş yatırımcılar depo yapıyorlar. Onlar da aslında arsa maliyetlerini düşük yazdıkları için yatırımları feasible çıkıyor. Tamamen sebep bu. Ama yakın zamanda hani ofisteki gibi lojistikte de yeni yatırımları göreceğiz. Fakat dediğim gibi şu anda nakit değerli. İnsanlar bir proje yapmaktansa daha çok beklemeyi görüyor. Ama lojistikte ofisten farklı bir şey oluyor. Yani şu andaki birçok yabancı şirket yer bulamadığı için döviz cinsi kira kontratı vermeye hazır. Bu demek oluyor ki aslında siz yatırımlarınızı TL riskine karşı koruyorsunuz. Ki çoğu aslında yatırımın kira bedelinin TL olmasıdır yatırımcının bu tip geliştirmelerden uzak durması. Ama döviz cinsi kira kontratları ve gene ucuz kredi kaynaklarına ulaşılmasıyla beraber lojistik piyasası önümüzdeki yıllarda canlanacaktır. Zaten canlanmama şansı yok. Eğer yani gerçekten yer kalmazsa ya ithalatı durduracağız ya ihracatı yavaşlatacağız ya gerçekten artık bu üzerinde bulduğum ceketi daha az bulabiliyor olacağım. Bu tip problemlerle karşı karşıya kalabiliriz.
Depolama probleminden bahsettiniz. Siz sektör adına konuştunuz aslında, lojistik sektörü adına. Ama kişisel olarak da depolama bir problem olabilir belki Türkiye'de. Yurt dışında bu depolama alanlarının daha çok olduğu benim gözüme çarpan, özel bunun için tesisler vesaire yapıyorlar. Bununla ilgili bir çalışma gözünüze çarpıyor mu Türkiye'de, hem sektör adına hem bireysel olarak? Şimdi size söyleyeyim, hani bizim Türkiye'mizde niye daha önce yoktu kişisel depolama? Şimdi niye var aslında, ona bakmak lazım. Biliyorsunuz biz daha önce büyük evlerde oturduk hepimiz. Yani aile evleri hiç zaman 1+1, 2+1 ev görmedik, ama özellikle konut fiyatının yükselmesi ve insanların ancak 1+1, 2+1'de yaşıyor olmaları bazı eşyaları depolamakta gündeme getirdi. Bu da Türkiye'de de aslında yeni gündeme gelen kişisel depolama. Çok doğru söylüyorsunuz, yurt dışında bu çok yaygın. Türkiye'de atıl kullanan yerleri düşünüyoruz. Biz buna şehir içi lojistik diyoruz aslında. Şehir içi depolamada bazı hani AVM'lerin kullanılmayan depo alanları. Ki yeni geliştirilen çoğu konut projesinin altında da depolama var. Yani çoğu atıl alanları depo olarak kullanılıyor. Ya da bazı özelliğini yitirmiş perakende alanlarının, yani perakende olmaktan çıkmış olan alanların depolama olarak kullanılması gündemde. Ama bunların öncelikle bir yasallık problemi var. Yani gerçekten buna ruhsat alınması lazım. Özellikle yerel yönetimlerin bununla ilgili birkaç adım atması lazım. Ki bu alanları biz yaratabilelim. Şu anda yeteri kadar talep yok. Ama siz çok güzel söylediniz. Önümüzdeki günlerde konuşacağımız bir konuda kişisel depolama olacak diye tahmin ediyorum. Ama İstanbul gibi büyük yerlerde, Ankara, İzmir'de bunu kolayca üretimini yapabiliriz diye düşünüyorum. Süremizin sonuna yaklaşırken Echo Türk izleyicileri için özel mesajlarınız var mıdır, belirtmek istedikleriniz? Yani kendi sektörüm adına söyleyeyim. Özellikle yani çoğu zaman moralimiz bozuldu, işlerin kötü gittiği zamanları görüyoruz, ama ben de 43 yaşındayım. Yani Türkiye'de biraz daha hani hem kendimize inanmamız lazım. Kötü zamanlar olacak, ama ben önümüzdeki yılların bizim açımızdan, özellikle ülkemiz açısından çok daha iyi yıllar olacağını inanıyorum. O yüzden inşallah insanlar mutlu şekilde hayatlara devam ediyordur. Mahir Bey, ağzınıza sağlık, katılımınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Alfa Invest CEO'su bizlerleydi Mahir Mermer. Haberimize devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. enflasyon raporunun sunumu için kameralar karşısına geçti. Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini belirtti. TCMB bu yıl sonu tahminini %38 olarak kurmuş oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporunun üçüncüsünü kamuoyuyla paylaştı. Dezenflasyon sürecinin beklentilere paralel olarak devam ettiğini söyleyen Karahan, sıkı para politikasına yönelik mesajlarını yineledi. Açıklanan yılın üçüncü enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın %38'lik 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapılmadı. 2025 yıl sonu tahmini %16, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise %9 oldu. Öte yandan Karahan, 2024 tahmin aralığını jeopolitik risklere atıfta bulunarak %34-42 aralığında koruduklarını belirtti. Değerli katılımcılar, şimdiye kadar özetlediğim ve tahminlerimizin arka planını ortaya koyan iktisadi görünümün ardından sizlerle orta vadeli tahminlerimizi paylaşacağım. Dış talebe ilişkin varsayımlarımızı 2024 ve 2025 yılları için sınırlı bir miktar güncelledik. Ham petrol fiyatı varsayımımızı gerçekleşme kaynaklı olarak 2024 yılı için aşağı çekerken 2025 yılı için büyük oranda koruduk. Gıda fiyatları varsayımımızı ise sabit tuttuk. Orta vadeli tahminlerimizi oluştururken enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlığına kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğimizi esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümünde korunacağını tahminlerimizde dikkate aldık. Bu çerçevede 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmedik. Enflasyonun 2024 yıl sonunda %38'e gerileceğini öngörüyoruz. 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla %14 ve %9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun %5'te istikrar kazanmasını hedefliyoruz.
Makro ihtiyati politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirten Karahan, önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında da işlem yaparak likidite fazlalığını sterilize edeceklerini söyledi. Bununla birlikte Karahan, sıkı para politikası sonucunda kredi büyümesine yavaşlamanın belirginleştiğini belirtti. TÜİK ile Merkez Bankası'nın bir komite oluşturduğunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kurumlar arası iletişimin üst düzeyde olduğunu söylerken, enflasyon beklentilerinin her ne kadar olumlu olsa da sektör bazlı ayrışmalar gösterdiğini ifade etti. Kiralardaki %25 sınırının enflasyon üzerindeki etkisiyle ilişkin soruya Karahan, kira zamlarındaki hareketlerin enflasyon üzerinde gecikmeli bir etkisi olduğunu, ancak ileriki süreçte kira enflasyonunda bir düşüş beklediklerini söyledi. Açıklanan 3. enflasyon raporuna ilişkin röportajlar devam ediyor. Ekonomist İnanç Sözer, EkoTürk mikrofonlarına verdiği demeçte Merkez Bankası'nın sergilediği para politikası duruşunun önemli olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıklayarak yıl sonu enflasyon beklentilerinde bir değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası'nın enflasyon bilgilendirme raporu toplantısı sonrasında iki kritik mesaj verdiğini söyleyen ekonomist İnanç Sözer, sıkı para politikası duruşunda devam mesajının önemli olduğunu söyledi. Sözer ayrıca faiz indirimi konusunda faizlerin 50'den 40'a indirilmesinin bir geçiş süreci olduğunu, bütün meselenin 40'tan aşağı indirilecek süreçte yer aldığını söyledi. Aslında bakacak olursak Merkez Bankası bugünkü toplantıyla beraber net bir duruş sergilediğini düşünüyorum. İki tane kritik mesaj var. Birincisi, aslında bir normalizasyon adımı gereği faiz indirimi olur mu kısmını çok tartışıyorduk son aylarda. Enflasyon tarafında baz etkisi kaynaklı iyileşmeyi gördüğümüzde. Burada başkan aslında faiz indirimi devam ederken, başlarken bir sıkı para politikası duruşunu korumaya devam edebiliriz sinyali verdi. Ben bunun önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Biz halen Eylül-Ekim ayında bir faiz indirimi görebiliriz. Bu tabii ki piyasayı çok canlandırmayabilir ya da piyasadaki genel fiyatlama açısından negatif olmayabilir. Ancak bu resim bence faiz indiriminin önümüzdeki yıla ertelendiğine dair beklentileri göz ardı ettiğini düşünüyorum. Eğer ki fiyatlama davranışında herkes, fiyat koyucu bütün herkes, her rol oyuncusu daha düşük ve enflasyonun düşeceğine yönelik bir adım atacak olursa Merkez Bankası'na biz Eylül ayından itibaren faiz indirimi görmeye başlayabiliriz. Çünkü Merkez Bankası'nın politika faizi 50 olsa da bunun bileşik politika faizi karşılığı 64,5, ne ticari kredilerde ne mevduat faizlerinde biz 64,5'luk bir seviye görmüyoruz. Kabaca 40'lı seviyelere indirse, yani 10 puanlık bir indirim yapsa bile bugünkü piyasa faiz oranlarında anlamlı bir etki görmeyeceğiz. O yüzden aslında şimdilerde son 3 yılın faturasını ödüyoruz, bir acı reçete içme dönemindeyiz. Buna dezenflasyon süreci de denebilir. Biz 50'den 40'a gelecek olan politika faizini bir geçiş süreci gibi görüyoruz. Tüm mesele 40'tan aşağıya doğru nasıl indirebileceğimiz kısmı. O yüzden 50'den 40'a inerken fevkalade sıkı para politikası duruşu korunabilir. Ben de zaten Merkez Bankası'nın bunu yapacağını tahmin ediyorum önümüzdeki son çeyrekte. İkinci önemli mesaj, aslında evet enflasyon tahminleri revize olmadı. Ancak çok kritik bir şey oldu. Enflasyon tahmin aralığı dediğimiz, aslında bir noktanın üzerine koyduğumuz o puanı, 38 ve 42 diye bahsettiğiniz rakamı önümüzdeki yıl için 4 puandan 7 puana revize etti, yükseltti. Dolayısıyla önümüzdeki sene için her ne kadar 14'lük yıl sonu için enflasyon tahmini değişmemiş olsa da enflasyon %21 yakaladığında da Merkez Bankası'nın tahminini tutturduğunu ifade edebiliyor olacağız. Bugünkü verilen mesaj bu. Ben bu açıdan bakınca Merkez Bankası'nın kredibilite kazanmak istediğini ve daha net bir duruş sergileyerek de resme dair o aşırı özgüvenden gelen iyimser duruşu koruduğunu düşünüyorum. Sizin toplantı sırasında bir yorumunuz oldu. Dediniz ki bir tahmin vardı, bir de hedef vardı. Şimdi de bir hedef tahmini ya da tahmin hedefi var dediniz. Onu biraz açar mısınız acaba bize? Aslında bizim Merkez Bankası'nın kanunen tutturması gereken bir resmi enflasyon hedefi var. Bunu Merkez Bankacılık Kanunu gereği 2006 yılında revize edilmiş, yazılmış kanun gereği Türkiye'de Merkez Bankası %5 olarak bu resmi tutturması gerekiyor. %5'lik rakama biz hedef diyoruz. Aslında o grafiğin içerisinde küçük nokta ve en dipte gözüken seviye. Bir de bunun dışında tahmin diye bir rakam görüyoruz. Bu sene için 38, bu 5'in 7 misli üzerinde bir rakam. Aslında bugün ve son zamanlarda Merkez Bankası'na aşina olduğu bir üçüncü jargon geliştirmiş durumda. %5'i bir yana rafa bırakıyoruz. Orta vade gelene kadar, hani ne zaman gelecek o vade? Vade bilmiyoruz ama önümüzdeki 3 yıl boyunca gelmeyeceğini bugünden deklare ediyor Merkez Bankası. O gelecek olan orta vadeli hedef yakalandığında biz 2026 ve sonrası için halen %5 civarında bir enflasyonu tutturmaya çalışacağız. Türkiye'nin 86 milyon hak ettiği düşük bir enflasyon var, evet. Ancak bunu istesek bir yılda sağlayabiliriz. Bunun başka yan etkileri olacağı için zamana yayıyoruz. Keşke hedefi bu geçici süreyle
2021 Covid'den çıkış ya da küresel çalkantı ya da içerideki dinamikler nedeniyle gerçekçi, inandırıcı, kredibilite kazanacak bir seviyeye revize edilmiş olsaydı ve biz ondan sonra hedef tahmini diye bir şey değil de daha makul bir ortamı görmüş olsaydık. Ancak Merkez Bankası bunu zamana yaymayı tercih ediyor ve kredibiliteyi buradan kazanmaktansa genel bir duruşu sergilemeyi ve mevcut gidişatı olduğu gibi korumayı tercih ettiğini ifade ediyor. Bu haberle gün ortasına bir ara veriyoruz. Ardından tekrar karşınızdayız. Ortasında devam ediyoruz. Bu bölümki konuğumuz Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili, aynı zamanda Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri Koordinatör Başkanı bizlerle Fikret Kileci. Fikret Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda Hanım. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Geçtiğimiz hafta Temmuz ayında ihracatta rekor kırıldı. Hem ihracat hem de bu yılın ilk 7 ayındaki genel ihracat performansı değerlendirmesini nasıl çerçevelersiniz? Şöyle, evet, Temmuz ayı bugüne kadarki en iyi Temmuz aylarından bir tanesi oldu. Hatta en iyisi oldu. Bu ülkedeki ihracatın hangi noktaya geldiğini açık açık gösteriyor. Ama burada iyi bakmak lazım, iyi analiz etmek lazım. Çünkü alt toplam çok iyi gelişiyor, artıyor ama sektörler arasında çok ciddi kaymalar var, değişiklikler var. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye'de en önemli işleri yapan, bugüne kadar Türkiye'yi sırtlayan üretimde, sanayide, ihracatta ciddi mesafe kaydeden sektörler, onlarda bir takım problemler var. Bunlar da olacak. Bununla ilgili dünyanın her tarafında bu iş sorunlar yaşanıyor. Önemli olan bu süreci en az hasarla atlatıp bu süreçteki bu başımıza gelen işlerden, dünyadaki değişikliklerden doğru dersleri çıkarıp buradan sonraki süreçte doğru işler yapmak gerekiyor. Tekrar belirtmek istiyorum. Türkiye'nin ihracatı her zaman için artmaya devam edecektir. Çünkü bu coğrafya ve bu jeopolitik konumumuz bizim en büyük avantajımız. Beşeri sermayemiz en büyük avantajımız. Bu alt toplamda değişecek. Ama sektörler arasındaki bu kaymaları, çünkü oralarda çok önemli yatırımlar var, çok ciddi kaynaklar var. Bu kaynaklar doğru kullanılması lazım, heba edilmemesi lazım. Dünyada değişiklikler var dediniz. Biraz açabilir misiniz? Ben şimdi bu toplantıya az önce bir başka daha uzun bir sürdürülebilirlikle ilgili, Türkiye'deki yeni oluşum olan responsibility ile ilgili bir toplantımız vardı hem bakanlık ve genel müdürlerimizle beraber. Dünyadaki değişim artık şuraya geliyor Eda Hanım. Yaptığımız her işi daha sürdürülebilir, daha doğru yöntemlerle, doğaya zarar vermeden, kimseye zarar vermeden en minimum şekliyle ihtiyaçlarımızı karşılayacak noktada yapmamız gerekiyor. Yani bundan sonraki süreçte artık dünyada lüks tüketim ya da bilinçsizce tüketim, bilinçsizce üretim modeli artık bitmiş durumda. Türkiye'deki... Biz de tam olarak... Ha, buyurun, buyurun. Lütfen siz buyurun, ben soracağım. Yani buradaki biz de Türkiye olarak bu sisteme, bu değişikliğe ayak uydurup buna göre yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir ürünü üretirken ne kadar az su kullanıyorsanız ya da kullandığınız suyu tekrar eğer doğaya aktarabiliyorsanız, onu kullanılabilir hale getirebiliyorsanız bu doğru bir üretim modeli. Lojistiğinizde aynı şekilde. Bir şekilde sevkiyatınızda bütün dijitalleşmeleri kullanarak, bütün her türlü enstrümanı kullanarak artık bu işi belli bir noktaya getirmek zorundasınız. Yaptığınız ürünün karbon ayak izini takip etmek, dijital ürün pasaportunu doğru şekillendirip her türlü hikayesini, hesabını verebilmeniz gerekiyor.
Dolayısıyla bunu yapabilmek için de şu anki dünyadaki en büyük değişim özellikle dijitalleşme ile birlikte, yani bu şunu kastetmeye çalışıyorum. Siz dijitalleşerek işin hikayesini çok daha iyi kontrol edebiliyorsunuz. Eski bildiğimiz yöntemlerle bu raporlamaları çıkarmak, bu işleri yapmak o kadar kolay değil. Ama bugün, bugünkü teknolojiyle yaptığınız her işi raporlayabilir, bir şekilde biriktirebilir, daha sonraki üretimlerinizde ve planlarınızda kullanabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, şu anda dünyada en önemli şey data, bilgi ve bu bilgiyi doğru değerlendirmek, doğru okumak. Okuma yazma sadece bir şeyi okuyup yazmak değil. Hayat okumak, siyaset okumak, bir şekilde konjektürü okuyup geleceğe göre iş yapmamız gerekiyor. Ve biz de burada Türkiye'de, Türkiye ihracatçısı olarak, Türkiye üreticisi olarak çok şanslı bir durumdayız. Çünkü biz bunları zaten belli bölümlerde yapıyorduk. Bir şekilde bunu üretimlerimizin içerisine monte etmiştik. Sadece şu anda yapmamız gereken bunları kayıtlı, kuyutlu bir şekilde dataları biriktirerek ve onları doğru analiz ederek önümüzdeki günlere bakmamız gerekiyor. Fikret Bey, Türkiye'nin sürdürülebilirlik çalışmalarını, hali hazırdaki çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir yol alınması gerekiyor? Az önce de bahsetmeye çalıştım. Türkiye sürdürülebilirlik konusunda herkesin tahmin ettiğinin aksine öyle çok da fazla şanssız durumda değil. Bence çok avantajlı durumdayız. Çünkü bizim bu konuda geçmişten gelen bir kasımız, yeteneğimiz var. Ha, bu geçmişte biz bunu farklı kullanıyorduk. Bu bir şekilde bir gelir kapısıydı. Bir şekilde biz bu işten nemalanıyorduk. Belli kesimler, belli sektörler. Şimdi bunların tamamı hem sistemsel olarak kayıt altına girip hem de doğru bir modellemeyle çok daha avantajlı hale gelebilir. Yani yaptığımız her işi takip etmeliyiz. Kullandığımız ilaçtan, araçtan, bir şekilde sevkiyatından, her şeyiyle bunları doğru değerlendirip en az zararla üretimimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilirliğin bir numaralı kuralı Eda Hanım, her şeyin kayıt altına girmesi demektir. Bu bizim başlangıçta çok hoş gelmeyebilir, çok yakın olduğumuz bir konu olmayabilir ama biz bunu böyle yapmak zorundayız. Yaptığımız her işin hesabını vermek zorundayız. Tükettiğimizin mutlaka ve mutlaka en az bir fazlasını üretmek zorundayız. Çünkü dünya artık öyle bir noktaya gidiyor. Bugüne kadar bunların hiçbiri konuşulmuyordu. Bunların hiçbirisi dile getirilmiyordu. Çünkü kaynaklar sınırsız olarak düşünülebiliyordu. Ama bunun böyle olmadığı özellikle pandemiyle birlikte ortaya çıktı. Şu anki dünyanın içinden geçtiği süreçte en önemli konu bir yaptığımız işin sürdürülebilir olması. Yani günübirlik yaşamaktan değil, sürekli olarak aynı standartlarda ve standartlarımızı mümkün olduğu kadar yükselterek insani standartlardan bahsediyorum. Yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunun da en önemli koşulu sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliğin en önemli koşulu kayıt altına almak, yaptığımız işe sahip çıkmak. İşin dijitalleşme noktasında neredeyiz sizce? E-ihracat, ithalat noktasında? Şöyle, elektronik ihracat ve elektronik ticaret tarafında açıkçası birazcık daha konumumuz farklı. Orada da çok ciddi aşamalar kaydediyoruz. Gerek devlet destekleriyle gerek yapılan şu andaki dünyayı iyi okuyan, geleceği, ticareti iyi okuyan herkesin kafasındaki en önemli nokta dijitalleşme ve bununla birlikte gelen elektronik ticaret. Yani bundan sonra artık siz bir şeyi almak için, satmak için sürekli mağazalara gidip, sürekli işte yollar kat edip fiziki olarak gitmenize gerek kalmayacak. Bunu birçok şeyi elektronik ortamda çözebileceksiniz. Bugün biz birçok toplantımızı hibrit olarak yapıyoruz. Dijital ortamlarda yapıyoruz. Önceden böyle değildi. Kilometrelerce uçaklarla gidiyorduk. Yani bir saatlik toplantı için 10 saat, 12 saatlik uçuşlar yapılıyordu. Şimdi artık bunlara gerek kalmadı. Elbette biz yüz yüze olmak gerekiyor. Ama bu yüz yüze olmak sadece bildiğimiz işler için değil, sosyalleşmek için, bir şekilde karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak için olmalı. Türkiye'de
özellikle ihracat ve ticaret konusunda son dönemde çok önemli yatırımlar var, çok önemli destekler var. Bakanlığın özellikle devletin çok ciddi destekleri var. Yeter ki bunları doğru kurgulayalım, doğru kullanalım. Bence Türkiye dijitalleşme konusunda hiçbir şekilde şanssız değil. Önü çok açık. Sadece biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Ve yeni yöntemlere alışmamız, onlara ayak diretmememiz gerekiyor. Hizmet enflasyonuyla ilgili değerlendirmeleriniz neler olur? Son durum nedir? Nasıl bir vaziyetten söz ederiz o tarafta? Hizmet enflasyonu, şöyle söyleyeyim, hizmet sektörümüz çok ciddi şekilde aşama kaydederek devam ediyor. Ve artışlar oralarda %30'lar, 40'lar, 50'ler böyle katlanarak giden bir büyüme var öbür tarafta. Ha, oradaki enflasyonumuz bizim dünyadaki konjektür gereği, dünyadaki konjektürden kaynaklı maliyetlerin artması. Bu da gayet doğal, gayet olabilecek şeyler. Bu sadece bizim için değil, dünyanın her tarafındaki herkes için bu geçerli. Belki biz farklı sebeplerden birazcık daha dezavantajlı duruma düşebiliriz. Ama bunu da bizim Türkiye'deki coğrafi şartlarımız ve buradaki kültürel özelliklerimizle tolere edebileceğimizi düşünüyorum. Son dönemde yaşadığınız sorunlar var mıdır peki ihracatçılar olarak? Çözüm beklentileriniz var mıdır? Eda Hanım, çok kritik sorular sormaya başladınız. ciddi anlamda sorunlarımız elbette ki var. Yani şu anda mesela konuşmakta bir şey beis görmüyorum. Bizim bir herkesin diline dolanan ihracatçının sanki böyle çok yüksek kur istiyormuş gibi bir algı oluştu. Bu aslında böyle değil. İhracatçı özellikle ve özellikle rekabetçi olması gerekiyor. Yani rekabet fiyat açısından var, rekabet hizmet açısından var, rekabet ürün açısından var, rekabet hikaye açısından var. Her alanda rekabetçi olmanız gerekiyor. Çünkü ihracatçılık, yani uluslararası platformda ürün pazarlamak, ürün satmak öyle çok, öyle herkesin bildiği gibi basit şeyler değil. Aslında çok basit ama kurallarını uygularsanız. Biz Türkiye'deki ihracatçılar kurdan kaynaklı olan problemimizin şöyle anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz rekabetçi olmamız gerekiyor. Biz gerekli dönüşümü, gerekli değişimi sağlayabilmemiz için bu konuda desteklenmemiz gerekiyor. Çünkü bugüne kadar çok farklı şeyler yapıldı ve doğru yapıldı. Biz de ülke olarak kendi ticaretimizi uluslararası platformda çok önemli bir yere getirdik. Daha iyi yerlere gidebilmemiz için, ya en azından geriye düşmememiz için belli kurallara uymamız gerekiyor. Bizim bir taraftaki maliyetlerimiz %110'un üzerinde artarken öbür tarafta gelir tarafımız %20 artarsa aradaki farkı bizim sektörlerimiz, özellikle emek yoğun sektörler, bazı sektörler var ki cidden içerisinde bugün hazır giyimde işçilik maliyetimiz bütün toplam maliyetin içerisindeki payı %50'lere yaklaştı. Yani bu sürdürülebilir bir durum olmaktan çıkıyor. Yani biz çok çok özellikli, çok katma değerli ürünler elbette yapmak istiyoruz ama bütün ürünlerimiz böyle değil. Bunu böyle yapanlar gayet iyi ilerliyorlar. Evet, onların kurla bir problemi olmuyor. Evet, onlar istedikleri gibi fiyatlarını düzenliyorlar. Ama standart iş yapanlar, özellikle standart ürünlerle uğraşanlar, böyle bir farkı tolere edebilecek bir marjımız, imkanımız yok. Dolayısıyla şunu söylemek istiyoruz. İlla ki kurun yükselmesi değil ama bir şekilde ihracatçının o eksiğinin kapatılması gerekiyor. Her şeyi oradan beklemiyor. Biz de üstümüze düşeni yapalım ama belli bir konuda bizim desteklenmemiz gerekiyor. Doğru anlaşılmamız gerekiyor. Biz ihracatçının tek problemi kur demiyoruz. Biz rekabetçi olmamız gerektiğini söylüyoruz. Rekabetçi bir seviyede gelirimizin olması gerektiğini düşünüyoruz sattığımız ürüne göre. Bu noktada ihracat hedefiyle ilgili neler söylersiniz? Yıl sonu için, yılın geri kalan süresi için beklentileriniz nelerdir? Şöyle, biz ihracat hedeflerini yakalayacağımızı düşünüyoruz.
Ama burada şu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Başlangıçta da söylemeye çalıştım. Türkiye'de alt toplam her zaman artacak, artmaya da devam edecek. Ama sektörler arasında çok ciddi kaymalar olacak. Yani belli sektörler ciddi anlamda azalacak, belli sektörler ciddi anlamda artacak. Yani burada Türkiye ihracat hedefini mutlaka yakalayacak ama bazı sektörler çok ciddi sorunlar yaşayabilir. Bunun için dikkatli olmamız gerekiyor, kontrollü olmamız gerekiyor. Bu dönüşümü doğru planlamamız gerekiyor ve tabii en önemlisi de devletin desteğini, var olan desteğini bizlerin en iyi şekilde kullanması, çok doğru plan yapması, hesap yapması gerekiyor. Tabii ki burada da o az önce bahsettiğim konularda, sektörlerde de devletin bize, ihracatçıya ciddi anlamda destek sağlaması gerekiyor. Fikret Bey, süremizin sonuna yaklaşırken son olarak eklemek istediğiniz notlar, anekdotlar var mıdır? Eda Hanım, şöyle söyleyeyim, dünya değişiyor. Dünyada tüm alışkanlıklar değişiyor, tüketim alışkanlıkları değişiyor, öncelikler değişiyor. Bizim de bu sisteme ayak uydurmamız gerekiyor. Bu noktaya birdenbire gelinmedi. Bir dakikada da bir defada da çıkılmayacak. Zaman lazım, süreç lazım, planlı hareket etmek lazım. Biz eğer güçlü olduğumuz kasları öne çıkarıp zayıf kaslarımızı bilmez isek eğer, yani kendimizi tanımazsak, bu ülkede neyin yapılıp neyin yapılmayacağını eğer tespit etmezsek, eski bildiğimiz doğruların üzerine sürekli gitmeye devam edersek sonunda zarar görürüz. Evet, problem olmaz ama çok eziyet çekeriz, belli sektörleri yok ederiz, kaybederiz. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Bu ülkede kesinlikle yük taşıyan sanayici, yük taşıyan çalışanın dışında başka yerlere de yükü dağıtmamız gerekiyor açıkçası. Her şey bizden beklenilmemesi gerekiyor. Dünya çok iyi noktaya gidiyor. Biz de ondan daha iyi bir noktalara gidiyoruz ama bir şekilde daha planlı, daha programlı, daha insani, daha adaletli olmak gerekiyor. Yük bir tarafta değil, herkes tarafından çekilmeli. Tasarruf bir yerden değil, her taraftan yapılmalı. Bir şekilde dünyanın ve bundan sonraki geleceğimizin daha iyi olması için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ama yine de her şeye rağmen bu ülke çok önemli bir ülke, çok doğru bir lokasyonda, çok doğru bir yerde ve ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte de her şey çok daha iyi olacak. Fikret Bey, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımınız için. Ben teşekkür ederim Eda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci bizlerleydi. Haberimize devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayında en yüksek reel getiri %0,91 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Mevduat faizi %0,11 oranında reel getiri sağlarken dolar ve euro yatırımcısına kaybettirdi. Geçen ay yatırımcısının yüzünü en çok borsa güldürdü. TÜİK verilerine göre Temmuz'da aylık en yüksek reel getiri tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %0,91 oranıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Temmuz ayında külçe altın %0,54, devlet iç borçlanma senetleri %0,28 ve mevduat faizi de %0,11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. Euro %1,44 ve dolar da %2,1 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Yurt içi üretici fiyat endeksiyle de indirgendiğinde borsa %2,19 ile yatırımcına kazandıran araç oldu. Yatırım araçlarından külçe altın %1,81, devlet iç borçlanma senetleri %1,55 ve mevduat faizi %1,37 yatırımcısına reel getiri sağlarken euro %0,2 ve dolar %0,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Böylelikle geçen ay 100 bin liralık yatırım borsada da 100.910 lira olurken külçe altın yatırımı 100.540 lira, Dibs'te ise 100.280 liraya, brüt mevduat faizi ile ise 100.110 liraya çıktı. 100.000 liralık euro yatırımı ise Temmuz'da 98.560 liraya gerilerken dolar yatırımı ise 97.900 liraya geldi. 6 aylık ve yıllık olarak değerlendirildiğinde de BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan enstrüman olarak kayıtlara geçti.
Piyasaların yakından takip ettiği TCMB'nin yılın 3. enflasyon raporunun açıklanmasının ardından Fed'in faiz politikalarına ilişkin değerlendirmelerin genel hatlarıyla ekonomi çerçevesinin yorumlarını yaptı ekonomist Mert Yılmaz. EkoTürk mikrofonlarına konuştu. İzleyelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı sona erdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon hedeflerinde değişikliğe gitmeyerek 2024 için %38, 2025'te %14 ve 2026'da %9 enflasyon hedeflerini yineledi. EkoTürk mikrofonlarına konuşan ekonomist Mert Yılmaz, enflasyon raporuna ilişkin değerlendirmelerini şöyle aktardı. Sürpriz yok açıkçası. Piyasada bazı meslektaşlarım, arkadaşlarım acaba küçük yönlü de olsa bir yukarı yönlü revize olur mu diye düşünüyorlardı, konuşuyorlardı. Sizin de söylediğiniz gibi herhangi bir değişikliğe gitmedim. Bence burada verilen mesaj önemli çünkü o 38 olan tahminin aslında 38 olarak değil de bandın üst noktası olan 42'nin daha çok dikkate alınması gerektiği. Yani bir nokta tahmin değil, bir tahmin aralığı vurgusu yapıldı ve bundan sonra böyle devam edecek gibi gözüküyor. O 38'in zaten yakalanma ihtimali ortadan kalktı bence matematik olarak. Ama iki yönlü de riskler olduğunu, yani enflasyonun beklentilerin aşağıda gelebileceğini, yukarı doğru da gidebileceğini, bu nedenle bir tahmin aralığında bir şey yapılmadı. Açıkçası toplantıda 2025 yılına ilişkin tahminlerin biraz daha fazla konuşulmasını beklerdim. Sizin de söylediğiniz gibi 2025 ve 2026 yılı tahminleri değiştirilmedi. Orada tabii enteresan bir şey var. Tahmin 14 2025 yılı için ama bandın marjı çok açık. Yani altta 7, yukarıda 21, 7'şer puanlık bir şey var. Ve şu anda piyasa beklentileri buranın üzerinde. Fiyat bozulmalarına ve bazı şirketlerin yüksek kar elde ettiğine ilişkin iddialara yönelik değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, Türkiye'deki ticari ahlak ve sektörlerdeki tekelleşme problemlerinden bahsetti. Bence iki tane gerekçesi var bunun. Bir tanesi Türkiye'de bir ticari ahlak sorunu var. Bu çok net. İkincisi de ben artık Türkiye'deki enflasyon önemli sebeplerinden bir tanesine bir arz sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani belli sektörlerde tekelleşmeye doğru çok hızlıca yol alınıyor. Dolayısıyla o tam rekabet piyasasını sağlayamadığınız noktada herkes zaten fiyatlama davranışı bozuldu bu dönemde de herkes istediği fiyatı etiketine yazıyor. Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin de konuşan Yılmaz, sene sonuna kadar faiz indirimi beklediğini söyledi. Ben hala bir faiz indirimine gideceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın bu yıl sonuna kadar. Çünkü özellikle orada değişen bir ifade var. Sıkı para politikası duruşu ısrarla vurgulanırken, yani faiz indirilse de bu sıkı duruş sürdürülebilir gibi kapı bence biraz açılıyor. Bence doğru da bir yönlendirme yapılıyor burada. Bir alan da açıldığını düşünüyorum, açılacağını da düşünüyorum Merkez Bankası önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla bir sonraki enflasyon raporu toplantısı Ekim ayında olacak. Ekim'e kadar bir adım atmayacağını ama sonrasındaki Kasım-Aralık toplantılarında 250'şer puanlık faiz indirimiyle yılı 45'te kapatacağındaki görüşümü hala sürdürüyorum. Fed'in Eylül toplantısında atacağı adım da bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları için tabii önem arz edecek o noktada. Gün ortasını burada noktalıyoruz. Hafta içi saat 12'de yine gün ortasıyla saat 16'da küresel bakışa karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.